Sayın hocam, evet herhalde bugün itibarıyla son çalışmamızı yaptınız. Şimdi söz sizde. Evet, taraftan. Akşam bugün itibariyle teren antrenmanımızı yaptık. Akşam saatlerinde 21.30 gibi bir uçağımız var Ankara'ya. Türk Metal'la bir kupa maçı müsabakamız var. Sakatlarımız var, biraz ağrıları olan var. Bu arkadaşlarımızı burada bırakacağız, dinlendireceğiz. Birazcık şans veremediğimiz süre alamayan arkadaşlarımıza da şans gelecektir. Onlar da en iyi şekilde bu fırsatı ve takıma katkı vereceğinde şüphemiz yok zaten. İyi bir şekilde dönmeyi, iyi tur atlamayı düşünüyoruz. Herhangi bir sakatlık makalık tabii ki hem kupa maçı hem lig maçı. Mesela kupa lig ayrı ayrı bazen biliyorsunuz Süper Lig'de olsun veya diğer takımlarda olsun kupa maçları, lig maçları bazen ayrı kadrolarla çıkılıyor. Yani sizde böyle bir şey var mı? Ama araştırdığımız kadarıyla biz de araştırdık. Sayın hocam rakibiniz de yani bir hayli güçlü, 4. sıralarda bir kez yenilmiş. Yani iddialı bir takım. Ne diyeceksiniz? Lig ayrı, kupa ayrı ya da oynamayacak şeyimiz var mı? Az önce dediniz bir şeyler ama ya anladığımız bizim için kadarıyla. Şöyle, bizim için tabii ki de 27 kişilik, 27 profesyonel sporcuya sahibiz. Hepsi bizim için çok kıymetli, hepsi bizim için çok değerli sporcu kardeşlerimiz. Özel sporcularımız bizim pazar spor camiasında bulunuyor zaten. Ama dediğim gibi hem lig hem kupa maçında biraz yük biniyor bize. Bazı oyuncularımızda 4-5 oyuncumuzda da bu sıkıntılar var hafif. Bunu riske etmeyeceğiz. Burada bırakacağız. Dediğim gibi her sporcu değerlidir bizim için. Süre bulamayan arkadaşlarımız süre bulacaklar. Onlar da katkılarını verecekler o şekilde bize. Zaten beklentimiz yapılanmadaki beklentimiz bu şekildeydi. İyi bir şekilde oradan dönmeyi hedefliyoruz. Peki o zaman teşekkür ederiz. Başarılar. Evet değerli izleyicilerimiz, yarın pazar sporumuz bildiği gibi saat 14 itibarıyla evet Türk Metal ile karşılaşacak. Kolay bir maç değil. 4. sırada dediğimiz gibi bir kez mağlup olmuş. 5 maçı oynamış. Ve tabii ki biz de ne mağlup bir takımız. Evet ayrı ayrı gruplardayız. Bunu da söylerim. Birimiz ikinci grupta, birimiz üçüncü grupta ve dediğimiz gibi güzel maçlar olacak. Evet şu anda bakalım Sayın Mustafa bir iki şey, Mustafa arkadaşım bir iki şey söyleyebilir misiniz? Evet golcüler Erhan Bey. Evet 1-2 şimdi maça hazırlanıyoruz. Evet sizi de Erhan Bey sizi de alalım. Evet Erhan Bey. Kaleyi almadık. Evet. Tamam abim alalım. Evet Mustafa golcümüzle şöyle bir konuşalım. Sizle de konuşalım. Emre arkadaşımızla konuşalım. Taraftar. Evet sonra da konuşuruz. Şimdi önce o sonra geleceğim. Evet bir duygularınızı alalım. Güzel hazırlandınız. Tekrar oldunuz. Evet alalım duygularınızı. Önce ben kupa maçı. Ben golcüden başlamak istiyorum. Tamam golcüden başlayalım. Hangi evet. Maç hakkında şimdi yorumunuzu? Önce önümüzde kupa maçı var. Hocam da kupa maçı hakkında yorum yaptı. Sizden de kupa maçı alalım. Abi, kupa maçına biz iyi hazırlandık. Allah'ın izniyle gidip orada elimizden geleni yapacağız. Hocamız forma şansı verirse tabii ki de mücadelemizi vereceğiz. Yani galibiyet almaya çalışacağız. Elimizden geleni yapacağız. Evet tek maç zaten aynen. Biliyorsunuz telafisi yok. Peki başarılar diliyoruz. Golü bekliyoruz. İnşallah. Evet Dinamo. Dinamo sen ne diyeceksin? Pazarspor'da Dinamo diyorlar maşallah. Evet. Eyvallah. Devam. Sağ olsunlar. Biz de onlar için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Golcü kupayı yorumladı. Ben Ali Ağa maçını yorumlamak istiyorum. Peki nasıl istersen? Aslında güzel bir sürecimiz var. Bakıldığı zaman liderle aramızda sadece 3 puan var. Ve ligde yenilmeyen 3 takımdan bir tanesiyiz. Bizim hedefimiz en başta deplasmanda puan veya puanlar almak. İlk başta yenilmeden dönmek. Ali Ağa'da iç sahada çok iyi bir takım. Ama bizim hedefimiz puan veya puanlar. Onun için elimizden geleni yapacağız. Bu yenilmezlik serimizi de aynı şekilde devam ettirmek istiyoruz. Evet çok bu şekilde. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, akılları tatlıda kalmış birilerinin. Akılları birileri tatlıda kalmış. Hedefi de Göktuğ'a bağlamışlar. Antrenmanda iddialaşmaya girdiğim ve sonucunda evet. Tatlı kazandım. Kardeşim Göktuğ'dan da birkaç yorum almak evet, istiyorum. Evet sevgili Göktuğ. Beni hiçbir maçta oyunda yenemiyor, kazanamıyor. Bunu neye bağlıyor acaba? Ben onu duyguya düşünce evet. Abi çok iyi oyuncu. Yaşlı bir kaliteli bir oyuncu ama nasıl diyeceğim şimdi kelimelerimle seçiyorum. Arkadaşlarını satmadan lütfen. Yok hak etti işte kazandı.
her zamanki gibi. Ama elbet bir gün yeneceğim ben. Evet, evet. Peki, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, değerli izleyicilerimiz. Evet, değerli izleyicilerimiz. Arada baklava vardı herhalde. Olur, kazanmak da var, kaybetmek de var. Gördüğünüz gibi son görüntüleri verdik. Evet, şimdi Pazarspor artık kupa maçına kilitlendi. Şimdilik buradan bu kadar. Hoşça kalın.